Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 14-20 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gezegeniniz Merkür sizin burcunuzda retro harekete başladı. Evet, yaklaşık 20 gün Merkür retrosu devam edecek. Bu dönemde zihniniz biraz böyle geriye dönebilir, biraz yavaşlayabilir. Bunun da tabii ki faydaları var. Olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Son zamanlarda çok hızlı ilerlemiş bazı konuları şimdi birazcık böyle yavaşlatmak için, onları bir gözden geçirmek, toparlamak için iyi bir dönem. Bu 3 haftalık dönemi özellikle işiniz, projeniz, neyse bunları bir şekilde gözden geçirip eksikleri tamamlamak için değerlendirebilirsiniz. Seyahat gibi, eğitim gibi veya ticari konularda yavaşlamalar olabilir. Hatta bazı planlarınız gecikebilir, ertelenebilir. Günlük hayatınızda randevularda sorunlar yaşanabilir. İletişim cihazlarıyla ilgili veya direkt iletişimle ilgili konularda da problemler ortaya çıkabilir. Bu durumu bilirseniz tabii ki çok daha rahat bir şekilde idare edebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz sevgili Başaklar. Evet, Güneş Aslan Burcu'nda, Mars Aslan Burcu'nda 12. evinizde ilerliyor. Şu dönemde sağlıkla ilgili konularda zaman zaman kendinizi birazcık zorlanıyor hissedebilirsiniz. Özellikle gezegeninizin de retro harekete geçmesi kronik sorunları ortaya çıkarabilir. Kontroller yaptırmak için kişisel bakım, şifa çalışmaları, ruhsal ve bedensel arınma, terapi gibi çalışmalar için iyi bir dönem. Bu süreci bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Venüs'ün Yengeç Burcu'ndaki pozisyonu arkadaşlardan ve sosyal yaşamdan size destek veriyor. Bu anlamda kendinizi daha keyifli ve daha mutlu hissedebilirsiniz. Özellikle yakın bir arkadaşınız, bir kadın arkadaş özellikle bu dönemde öne çıkabilir. Tabii ki aşk hayatınızda da Venüs'ün pozisyonu sizin için keyifli bazı gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Haftanın ilk iki günü Ay Boğa Burcu'nda olacak. Ay Boğa Burcu'ndayken özellikle uzaklar, medya ile ilgili, akademik konularla ilgili temalar veya uzak seyahatler, bir tatil organizasyonu olabilir, rezervasyon olabilir, bunlarla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günü Ay İkizler Burcu'nda özellikle aile büyükleri, ebeveynler veya kariyerinizle bağlantılı sorumluluklara öne çıkarıyor. Ancak çarşamba ve perşembe günleri bazı iletişim sorunlarıyla karşılaşmanız mümkün. Buna dikkat edin. Özellikle üstlerle ilişkilere, ebeveynlerle ilişkilerde daha özenli, daha dikkatli olmakta fayda var. Cuma, cumartesi Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Sosyal bir gün, arkadaşlar öne çıkıyor. Bazı davetler gündemde olabilir. Toplantılara katılabilirsiniz, partilere veya böyle nişan, düğün töreni gibi konular da yine gündeminizde yer alabilir. Pazar günü ise Ay Aslan Burcu'nda biraz böyle geri planda kalmak isteyeceğiniz, dinlenmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Tabii ki sağlığınıza da bugün özellikle özen gösterin. Tansiyon gibi, dolaşım sistemiyle ilgili bazı kronik sorunlar varsa Mars'ın da 12. evinizdeki geçişi nedeniyle özellikle sağlığınıza dikkat etmekte fayda var sevgili Başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.